İyi akşamlar. Hocam maçla ilgili görüşlerinizi alabiliriz. Açıklaması çok zor bir maç oynadığımızı söyleyebilirim. Yani maç olması gibi doğal akışında bizim üstünlüğümüzle ilk yarı çok fazla net pozisyon bulduğumuz, boş kaleye kaçırdığımız iki pozisyon, karşı karşıya kaçırdığımız goller. Yine de devrenin sonunda penaltıyla golü bulup içeri girdik. Bu bize biraz nefes aldırdı. Açıkçası ikinci yarı farkı arttırmayı hedefliyorduk. Zaten rakibimiz ilk yarı hiç şut atmadı bildiğiniz üzere. İkinci devre bir kırmızı kart pozisyonu var. Ondan sonra sanki oyuncuların biraz oyundan soğudular. Bir 5-10 dakika sallandık ama ondan sonra tekrardan doğru oyunu, doğru oyuncuları bulup sahanın içinde oyuna tamamen hükmettik. Ama bu da tabii ki olması gereken bir şeydi bugün için iki rakibi kıyasladığımızda. Maalesef ikinci golü, üçüncü golü bulamayınca son topu savunamayarak cezalandırıldık. Yani ceza sahamıza herhalde 4-5 defa değdiler topa. Çok az girdiler, çok net gol pozisyonu vermeden maçın sonunda çok duygusal konumlanarak işte merkez orta sahamız başka pozisyonda, stoperimiz başka pozisyonda yakalandığımız bir topta gol yedik. Maalesef çok üzgünüz. Çok söyleyecek bir şey de bulamıyorum açıkçası. Cumartesi günü 3 gün sonra tekrardan çok fiziksel güçlü bir takıma karşı, tempolu oynayan bir takıma karşı doğru 11'i, doğru oyuncuları, en fit oyuncuları bulup sahada olmaya çalışacağız. Yani tabii ki fiziksel bir dalgalanma bekliyorduk açıkçası ama biz bu fiziksel dalgalanmayı İçeride oynadığımız güçlü oyuna da güvenerek, oyunla beraber kazanarak telafi edeceğimizi düşünüyorduk. Ama maalesef Kayseri maçı, Eyüpspor maçı, işte deplasmandaki Trabzon maçı, bu maç. Yani bu maç çok kıyas kabul edebilecek bir maç değil ama iyi oynayarak kazanamadığımız maçlarla bu türbülansın daha da şiddetli olmasını sağladık. Kendi kendimize yaptık bu durumu. Yani artık olay fiziksel bir durumdan çıktı. Yani baktığımız zaman Beşiktaş maçında, Eyüp maçında, Kopenhag maçında gösterdiğimiz fiziksel reaksiyon yorgunlukla veya işte fiziksel olarak açıklanabilecek durumlar olmadığını gösterdi bize. Ama mental olarak tek topu, yani savunmamız gereken tek topu, her maça başlangıcımız, yani deplasmanda mağlup olduğumuz Konya maçı, işte Gaziantep maçı, televizyon maçın ilk 15-20 dakikasını izlediğinizde maçın en kötü 0-0 bitmesi gerektiğini düşünürsünüz. Ama biz yarı sahamızda buluşulan veya ceza sahamızın etrafında buluşulan tek topta gol yiyerek bu atakları savuşturuyoruz. Yani ligin geçen sene en az gol yiyen 3. takımı sanırsam bizim takım. Bu sene bunu gerçekleştiremiyor enteresan bir şekilde. Bunu çok fiziksel detayla ilişkilendirmek mümkün değil bence. Bireysel performans anlamında da daha yukarı çıkmamız gerekiyor. Oyuna giren oyuncularımızın bizi hep yukarıda tutmaları gerekiyor ki bunları bazıları başarıyor, bazıları bazı oyuncuları da yeni yeni tanıyoruz. Yani sonradan oyuna girdiğinde oyunun kalitesini veya oyunun hızını yakalayamıyor bazı oyuncular. Bunu da görüyoruz. Bu sıkıntıları bir an önce aşmamız gerekiyor. Gerçekten hem benim için ve ekibim için hem de Başakşehir Kulübü için uzun bir periyot bu kadar maç kazanamama. En kısa zamanda, bu da cumartesi günü, kafamızı kaldırıp galibiyet almak istiyoruz. Bugün 3-2-5 dizilmedik, bugün 3-1-5-1 dizildik. Ligin geneline bakarsanız 2-3-5'i de, 3-1-5-1'i de, 3-2-5'i de bütün formasyonları rakibin bizi karşılama şekline göre uygulamaya çalışıyoruz. Bugün Pelkas'ı 10 numara pozisyonunda, Bekten Ömer'i de 8 pozisyonuna düşürmeye çalıştık. İlk yarıda görüntü biraz asimetrik gibi oldu ama ikinci yarıda da net bir şekilde. Aslında Ömer çok boş olduğu için ikinci yarı kırılıp topları aldı. Biraz 3-2-5 gibi gözüktük ama bizim ana planımız 3-1-5-1 gibiydi. Bence planda hiçbir sıkıntı yoktu. Topa zaten gerektiği kadar sahip olduk. Gerektiği kadar ceza sahasına girdik. Pozisyonu da ürettik. Oyunsal anlamda 2-3 tane formasyonu deneyebiliyoruz. Oynayabiliyoruz anında, sahada reaksiyon verebiliyoruz buna. Dediğim gibi biz rakibin bizi karşılamasına göre dizilişi sağlamaya çalışıyoruz. Hem geride oyun kurarken hem merkezde hem de ön tarafta hep bir fazla oyuncuyu, boş oyuncuyu bırakmaya çalışıyoruz konumlanırken.
Bugün de dediğim gibi 3-2-5 değil de 3-1-5-1 ana planımızdı. Yani şans her zaman açık. Bence şans var. Ama önemli olan bizim performans olarak daha yukarıya çıkmamız. Bizim hem kaybettiğimiz hem berabere kaldığımız maçlarda tabii Selce maçı biraz farklı bitmiş gibi gözükse de orada da oyunun başında 0-0'ken çok net yakaladığımız bir pozisyondan sonra bir kırılma yaşadık. İşte Kopenhag maçı bence grubun en, yani ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Rapid Wien ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Oyunların hepsinde ortaktık. Bu Heidenheim'e karşı da, Serkül Brüj'e karşı da böyle olacaktır. Önemli olan bizim sahada hem bireysel performansımızı, hem takım performansımızı, hem de savunma performansımızı arttırmamız ve bunu ne kadar doğru yaptığımız. Başka soru var mı? Teşekkür ediyorum, iyi akşamlar.